Merhaba arkadaşlar. Altın sınır 3'ü bir yerde matematik keyfi kitabında MEPTA'dan sorular test 12 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, birinci soruya bakalım. Düz bir tahtaya şekil 1'deki gibi sabitlenmiş yarıçap uzunluğu 10 cm olan çember şeklindeki bir makaranın ucuna eşit ağırlıktaki toplardan takılmış ve topların yere olan uzaklıkları şekilde gösterilmiştir. Şekil 2'deki görünüm, şekil 1'deki makaranın saat yönünün tersi yönünde, saatin yönünün arkadaşlar tersi yönde 2 tur döndürülmesiyle elde edilmiştir. Şekil 3'teki görünüm, şekil 1'deki görünümün saatin dönüş yönünde 3 tur, saat yönünde 3 tur döndürülmesiyle oluşmuştur. Buna göre döndürmeler sonunda topların yerden uzaklıkları olan A, B, C ve D'lerin toplamı kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle makara bizim daire şeklinde olduğuna göre ben makaranın çevresini bulacak olursam, yani makaranın çevresi aynı zamanda bir tur döndüğündeki ilerlediği mesafedir. Makaranın çevresi diyorum 2 çarpı pi çarpı R'den 2 çarpı 3 çarpı yarıçap arkadaşlar 10 santimetreydi. O halde 60 santimetre olur. Makaranın çevresi yani bir tur döndüğünde ilerleyeceği mesafe. Şimdi şekil 2'ye bakıyoruz gençler. Şekil 2 diyorum. Şekil 2'de saatin arkadaşlar ters yönünde, yani şöyle sola doğru bir dönüş var ve iki tur gençler. O halde soldaki top İki tur olduğu için arkadaşlar 2 çarpı 60 120 santimetre aşağı iner diyorum. Aşağı iner diyelim. Şimdi sağdaki top da aynı şekilde arkadaşlar birisi 120 santimetre inerse diğer de 120 santimetre yukarı çıkması gerekir. Yine 2 çarpı 60'tan 120 santimetre yukarı çıkar diyelim. Evet. Şimdi şekil 3'e geçiyorum arkadaşlar. Veya A'yı B'yi bulalım öncelikle. Şimdi 2 metreydi arkadaşlar. 2 metre biliyorsunuz 200 santimetredir. Zaten benden santimetre olarak istediğine göre A'ya bakıyorum. 120 santimetre aşağı indiğine göre arkadaşlar 200'den 120'yi çıkarıyorum. A'nın değeri 80 santimetredir. Aynı şekilde gençler B'ye bakıyorum. 200 ile bu sefer de 120 santimetre yukarı doğru gitti. O halde 120'yi topluyorum. 320 santimetredir diyorum. Ve şöyle arkadaşlar şekil 3'e bakalım. Şekil 3'te diyorum. Bu sefer de dikkat ederseniz saat yönünde 3 tur dönecekti. Evet, 3 tur sağa doğru döneceğiz. Çevremiz 60'lı gençler. O halde 3 tur döndüğüne göre 3 çarpı 60 180 santimetre ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sağdaki topun aşağı inmesi gerekir. Aşağı iner diyelim. Diğeri de arkadaşlar 3 çarpı 60'tan yine 180 santimetre soldaki top yukarı çıkar diyelim. Evet. Şimdi soldaki top arkadaşlar C'ydi ve yukarı çıkacaktı. O halde öncelikle C'ye yazık olursa ne olur? 200 ile 180 santimetre yukarı çıktığına göre toplarım. 380 santimetre yukarı çıkar diyorum. D'ye bakıyorum. Aşağı ineceğiz arkadaşlar. Yani 200'den azalacak. 200'den 180 santimetre azaldı. 20 santimetre D'nin uzunluğu oldu. O halde benden istediğim A artı B artı C artı D idi. Bunları toplayacağız gençler. A 80 artı B 320 artı C 380 artı D de 20. Evet. Bakın arkadaşlar şurası 400. Burası da 400. O halde toplamda ne olur? 800 santimetre olur diyorum. 800 santimetre. Arkadaşlar bu soruyu şöyle düşünebilirsiniz.
Zaten şu andaki şekil 1'e baktığımız zaman 200 santimetre burada, 200 santimetre burada var. Yani her şekilde iki topun toplam arkadaşlar 400 olacak. Dikkat ederseniz bakın 400 ve 400 oldu. Çünkü birisi yukarı çıkarken diğeri de aynı miktardan aşağı doğru inmesi gerekiyor. Yani bu eşitlik bozulmaz arkadaşlar. Her zaman buradaki iki topun toplamı 400 santimetre olmalıdır diyorum. İsterseniz bakın şunların ikisi 400. Bunların ikisi 400. 400, 400, 800 de düşünelim en azından arkadaşlar. Bu şekilde yapılabileceğini de söylemiş olalım. Evet, devam ediyorum. Temizleyerek ikinci soruya geçelim gençler. Evet, ikinci soruya baktığımız zaman kareli zeminde gösterilen bir kamp yerinde oluşturulan takip mesafeleri dairesel olarak yanda gösterilmiştir. Kamp yerinin dış çevre uzunluğuna göre güvenli bölgeler ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Arkadaşlar dış çevre yani çemberlerin veya daire şeklinde diyelim. Dairelerin arkadaşlar çevresiyle ilgili aşağıdaki bilgilere bakıyoruz. 6 kilometreye kadar güvenli arkadaşlar. 6 kilometreden 24 kilometreye kadar. 6'dan fazla 24 de az arkadaşlar. Oraya kadar orta güvenli. 24 kilometreden fazla 30 kilometreye kadar olan az güvenli ve 30 kilometreden fazla olanlar güvensiz olarak belirlenmiş diyelim. Buna göre nokta ile gösterilen kişilerin belirlenen konumlarına göre kaç kişi orta güvenli bölümde yer almaktadır arkadaşlar. Orta güvenli 6 kilometreden fazla 24 kilometre kadar olan yerler soruyor. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar iki karenin bir kenarı 1 kilometre. O halde çevresi arkadaşlar çevreleri neyle hesap ediyoruz? 2 çarpı pi çarpı r ile hesap ediyoruz. Pembe bölgeden başlayarak çevreleri hesap edelim. Pembe diyorum. 2 çarpı 3 çarpı bakın arkadaşlar yarıçap 1 kilometre. O halde 6 kilometre olur. Pembe bölgenin çevresi. Yeşile bakıyorum. 2 çarpı 3 çarpı. Yarıçap arkadaşlar bakın şurası 2 birim yani 2 kilometre. O halde 12 kilometre oldu. Kahveye bakıyoruz. Kahve diyorum arkadaşlar. Kahverengi yani. Bir birim daha geliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Evet kahverengi arkadaşlar. Yarıçapı 4 kilometre oldu. 2 çarpı 3 çarpı 4. 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24 kilometre. Son olarak maviye baktığımızda da 2 birim daha ekliyorum arkadaşlar. Yarıçapı 6 oldu. 2 çarpı 3 çarpı 6, 6 kere 6, 36 kilometre oldu. Ne istiyordu arkadaşlar benden? 6 kilometreden fazla 12, 24 kilometreden az olması istiyor. 6 kilometre ile 24 kilometre arası. Yani yeşil ve kahverengi olması gerekir diyorum. Evet, orta bölüm yeşil ve kahverengi bölümlerine yer almalı. Olmalı diyelim. Evet, burada kaç kişi var gençler? Bakalım yeşil ve kahverengi de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var arkadaşlar. Demek ki toplamda 7 kişi vardır diyorum ve A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet devam ediyorum. Temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Şöyle bir tık büyütüyorum gençler. Evet. Serpil Hanım evinin penceresi için aşağıdaki gibi ucu yarım daire şeklinde olan fırfır süslemeli perde almıştır. Perdenin ucundaki yarım daireler eş olup çapların uzunlukları 30 santimetredir. Şekil 1'deki perde tamamen açık olduğunda fırfır uçlar dışarıda kalmakta ve camın üst köşesine değmektedir. Bakın şurası camın üst köşesi arkadaşlar. Şekil üzerindeki ölçülere göre perde şekil 2'deki gibi 55 santimetre açıldığında fırfır ucun pencerenin alt kenarına olan uzaklığı kaç santimetre olur diye soruyor. Arkadaşlar şimdi çapı 30 santimetre ise yarı çapı 15 santimetredir diyorum. Bakın şurası 15 santimetre. 55 santimetre de açıldı gençler. O halde 55 ile 15'i topluyorum. 70 santimetredir.
1 metre gençler biliyorsunuz 100 santimetreydi. Yani camın üstü arkadaşlar komple 100 santimetre. O halde buradan 70'i çıkaracak olursam 100'den 70'i çıkarıyorum ve 30 santimetre olur. Şu bizden istenilen yerin uzunluğu diyorum arkadaşlar ve nerede? D şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir yüzü turuncu, diğer yüzü mavi olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt ardışık olarak iki defa ortasına aşağıdaki gibi katlanıyor. Katlama sonucunda elde edilen kağıttan yarım daire kesilip atılıyor. Buna göre katlanan kağıt kesildikten sonra tekrar açıldığında aşağıdaki görünümlerden hangisi oluşur diye soruyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda şunu yapmanızı istiyorum. Sondan başlayarak geriye doğru şekli çizmeye çalışacağız. Bakın şöyle düşünüyorum. Bu böyle yarım daire olması gerekir. Bunu tam ortadan katlamıştık. Şöyle bir yarım daire. Burada da yarım daire var. Yani tam bir daire oluştu. Devam ediyorum bakın arkadaşlar. Burada şöyle tam bir daire var. Şimdi şöyle büktüğümü düşünelim. Bunun altında da arkadaşlar yine tam bir daire olacak diyorum ve C şıkkı doğru cevaptır diyorum. Size tavsiyem arkadaşlar sondan başa doğru şeklin üzerinde çizerek 3 boyutlu düşünmenizi diye tavsiye ederim. Ve C şıkkı doğru cevaptır diyerek bir sonraki soruya geçelim. Evet 5. soruya bakalım. Bir kuyudan yanındaki gibi su çekilmektedir. Suyun çevirme konumunu bir çember oluşturacak şekilde dönmesi kovanın ipin sarılı olduğu silindirin tabanı olan dairenin çevresi kadar inmesini sağlamaktadır. Arkadaşlar şöyle bir dairemiz var diye düşünelim. Bir tam tur dönerse ip o kadar aşağı inecek diye düşünüyoruz. Dairenin yarı çap uzunluğu 30 santimetredir. Yani şöyle arkadaşlar yarı çapı 30 santimetre. Kovanın alt kısmının ipe olan uzaklığı şekilde verilmiştir. Yani şuradan arkadaşlar burası 40 santimetre veriliyor. Kuyunun dibindeki bulunan suyun üst yüzeyinin kuyu ağzına olan uzaklığı 12 metredir. İpin uzunluğu yeterince uzun olduğuna göre şekilde kovanın bulunduğu konumdan itibaren yani buradan itibaren arkadaşlar şu alt kısmı çevirme kolu doğal sayı olarak en az kaç defa çevrilirse kovanın alt kısmı suyun yüzeyine değer diye soruyor. Arkadaşlar demek ki şuradan itibaren şöyle düşüneceğiz. Buralarda bir yerde su var ve burası 12 metre gibi düşüneceğim. Alt kısmının değmesi için kaç tur dönmesi gerekir diye soruyor gençler. Şöyle temizliyorum ve sorumuza bakalım. Şimdi öncelikle şu daire şeklindeki çevirme konu arkadaşlar bir tur döndüğümde kova ne kadar ilerleyecek? Daire şeklindeki ipin bir tur atması kadar yani çevresi kadar arkadaşlar. O halde çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 30'du. Evet, çarparsam gençler 180 santimetre aşağı doğru iner. Her turda gençler. Şimdi 12 metreyi santimetreye çevirecek olursam 1200 santimetredir diyorum. Arkadaşlar şimdi 1200'ü 180'e bölelim. 1200'ü 180'e bölüyorum. Şöyle birer tane sıfır atabilirim. Evet, 120'nin içerisinde 18 6 kere desek. 6 kere 8 48. Elde var 4. 6 kere 1 6. 4 daha 10. Çıkarıyorum 12. Evet 12'nin içerisinde 18 yok. 1 0 ekledim virgül. 120 içerisinde 18 tekrar 6 kere arkadaşlar bakın. Evet 108'i gördüğüme göre bu 6 tam 10'da 6 devreden sayı gibi bir şey düşünüyorum. Şöyle düşünelim arkadaşlar. 6 tam 10'da 6. Şimdi doğal sayı olarak dönmesini gerekiyordu. Yani 6 7 gibi devam edeceğiz. 6 tur atarsa arkadaşlar 6 tur dönerse diyelim 6 çarpı 180 1080 santimetre aşağı iner. Bakın 1200 santimetreydi. Yani suya değmiyor diyorum. Su ile arasında boşluk kalıyor arkadaşlar. Ne kadar? 120 santimetre kadar. Suya değmez. Şimdi suya değmesini istiyor ve doğal sayı olarak en az kaç kere çevirmemiz gerekiyor? 6 turda değmediğine göre 7. turda arkadaşlar bakın 7 tur dönerse bu sefer 1200'ü geçecek diye düşünüyoruz. 7 çarpı 180 7 ile 180'i çarparsam bakın
1260 santimetre oldu ve suya değdi diyorum arkadaşlar. Evet, ne olması gerekiyor o zaman? Suya değmesi için en az 7 tur dönmesi gerekir diyoruz ve C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, geçiyorum 6. soruya. Yarıçapı 15 santimetre olan tabanı çember biçimindeki birinci makaranın üst üste gelmeyen 20 tur. Yarıçapı 10 santimetre olan tabanı çember biçimindeki ikinci makaranın etrafına üst üste gelmeyen 25 tur ip sarılıdır. Buna göre makaraları sarılı iplerin uzunlukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye soruyor. Arkadaşlar, çember biçiminde olduğuna göre sırayla birinci makaradan başlayarak çevrelerini bulalım. Birinci makara diyorum. Ve çevresi yarıçapı 15 santimetreydi. 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı 15, 2 kere 3 6, 6 kere 15 90 santimetredir. Arkadaşlar, bu bir turdur. Burada kaç tur atıyordu? 20 tur dönüyordu. O halde ipin uzunluğu 20 tur attığına göre arkadaşlar 20 çarpı 90 2 kere 9 18 2 sıfır ekledim 1800 santimetre. Burada 1800 santimetrelik ip var. Evet, ikinci makaraya bakalım gençler. Aynı şekilde çevresini hesap ediyorum. 2 çarpı pi çarpı r'den. Evet, yarıçapı 10 ve bu sefer de 25 tur atıyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 10'dan 60 santimetredir. Evet, 25 tur dönecek. Yani ipin uzunluğu diyelim. de 6 çarparsak 151 de 0 ekledim. 1500 santimetredir. Arkadaşlar, birinci tur, bakın birinci ip daha uzun. İkinci ipi bakalım nasıl olacak. 1800 birinci ipti. 1500 ikinci ip çıkardım. 300 santimetre birinci ip daha uzundur diyorum. Evet, birinci ip daha uzundur. Ne kadar? 300 santimetre kadar uzundur. Evet, şıklara baktığımız zaman birinci makaraya sarılı olan ip 300 santimetre daha uzundur. Cevabı sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Evet, devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, yedinci soruya baktığımız zaman yanda verilen birinci saatin akrebinin uzunluğu 10 santimetre. Yelkovanın uzunluğu 12 santimetredir. Hatasız çalışan saatler yandaki gösterilen zamanlarda aynı zamana aynı anda çalıştırılıyor. Buna göre ikinci saat 15.25'i gösterdiğinde geçen zamanda birinci saatin yelkovanın uç noktası kaç santimetre hareket etmiş olur diye soruyor. Arkadaşlar, toplamda ne kadar zaman geçti? Bakın, 13.25'ti ikinci saat. 15.25'i gösterecek. 15.25'ten 13.25'i çıkarıyorum. Evet, 2 saat süre geçmiştir diyorum. Şimdi arkadaşlar, 2 saat süre geçtiğinde soldaki, yani birinci saat ne olması gerekiyor? Yelkovanı, yani dakikayı gösteren arkadaşlar, yelkovan 2 tam tur dönmüş olacak. Yani 2 saatte, şöyle yazalım. 2 saatte yelkovan 2 tam tur dönmeli diyelim. Dönmeli. Evet. O zaman arkadaşlar, yelkovanın uzunluğu aynı zamanda biliyorsunuz burada yarıçaptır bizim. R'dir yani. Evet. Çevresini bulacak olursak 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 12 idi. Yani yelkovanın uzunluğu. 6 kere 12 72 santimetre. Bu bir turda arkadaşlar. Bir turda ilerleyeceğim, hesap edelim. İki tur dönecekti. O halde 2 çarpı 72 toplamda 144 santimetre ilerler diyorum. Nerede gördüm arkadaşlar? A şıkkında doğru cevabı görüyoruz. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim gençler.
Evet, 8. soruya baktığım zaman arkadaşlar birbirine doğru yaklaşmakta olan iki hareketlinin karşılaşma sürelerini bulmak için aşağıdaki formül kullanılır diyor. Arkadaşlar formülümüz ne? Zaman arkadaşlar ben bulabilmek için ne yapıyorum? Aralarındaki uzaklığı hızların toplamına bölüyorum. Aralarındaki uzaklık yani x hızların toplamına bölünür diye söylüyor. Şimdi hareketlerine baktığınız zaman arkadaşlar birinci hareketin hızı dakikada 28 metre. Diğerinin hızı dakikada 20 metre. O halde bunları toplayacağız. Ama öncelikle neyi bulmam lazım? İkisinin arasındaki mesafeyi bulmamız gerekiyor. Yani pistin çevresini bulmamız gerekir diyelim. Evet, sorumuza bakıyorum. Buna göre yukarıdaki gibi bir pistte A noktasından zıt yönlere koşmaya başlayan iki kişi kaç dakika sonra karşılaşırlar diye soruyor. Arkadaşlar kahverengi bölge dikdörtgen şeklinde ve mor bölge daha yarım daire şeklindedir diye söylüyor. P3 anız diyor. O halde öncelikle bakın burası arkadaşlar çaptır. Çap 80 ise yarıçapımız 40 metredir. Şu daire şeklinde arkadaşlar yarım daire dikkat edelim. Şurayı bulacak olursam yarım daire şeklindeki pistin uzunluğunu bulacak olursam. Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r tam bir daireydi. Bunu 2'ye bölerek yarım dairenin uzunluğunu buluyorum. O halde 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 40 bölü 2'den ikiler birbirini götürdü. 120 metre. Arkadaşlar bakın şurası 120 metredir. Aynı şekilde burası da 120 metre. O halde pistin çevresi de metre 120 metre. İki tane dairemiz vardı. Yarım daire. 120 120 artı. Arkadaşlar bakın 240. Karşıda da 240 var. Yani kahverengi dikdörtgen şeklindeki uzun kenarlar diyorum. O halde 240 artı 240. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 240, 240, 240. Toplamda 720 metre pistin çevresi diyoruz. 720 metre. Şimdi formülümüz neydi arkadaşlar? Zaman nasıl biliyordum? T eşittir. X bölü VT. Yani hareketlerin toplaması. Evet, çevremiz 720 bölü. Şimdi hızlarımızı toplayacak olursak gençler. Şu V'leri toplayalım bir. Şöyle yazalım arkadaşlar. VT diyorum. 28 artı 20 48 metre bölü dakika oldu gençler. Evet, ne yapmam gerekiyor? 720'yi 48'e bölmemiz gerekir diyorum. 720'yi 48'e bölersek de 15 dakika sonra bu iki hareketle iki kişi karşılaşır diyoruz. Nerede arkadaşlar? C şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet arkadaşlar bu soruyla da testimizi burada bitiriyoruz. Testimizin kalan sorularını bir sonraki videoda çözeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.